Dün haber merkezinde epeyce tartıştık. Roman mı demek lazım, çingene mi demek lazım diye. Hangisini kullanalım? Çingene sözcüğü üzerine yaftalanan o işte çingeneler, işte bir takım sözcüklerde çingeneler hırsızdır, uyuşturucu kullanır, işte kadınlar şımandır falan gibi. Sürekli işte çingene gibi gülme, çingene gibi bağırma. Yani o toplumdaki, birazdan da tartışacağımız mesele. O toplumdaki ön yargı ister istemezler de kendilerini çingene olarak ifade eden ya da roman olan ifade eden bir toplumda artık böyle küfür sanki hakaretmiş gibi gözüküyor. Ki öyle değil. Ben kendim hani öyle düşünmüyorum. Hani ama bu çingene sözcüğünün ne günahı var aslında, ama o kelimeye gerçek saygısının verilmesi, verdirilmesi ve kazandırılması gerekiyor. İade itibar yapmak lazım belki, ama bir de işin bilimsel tarafı var. Şöyle söylendi bize, ne kadar doğru bilmiyorum. Çingene daha geniş bir kümedir. Romanlar onun içinde bir alt daldır. Türkiye'de roman olmayan çingeneler de vardır diye. Şimdi olaya, doğru mudur bu? Çingene vatandaşıyız, romanız. Bunu demek zorundayız, çünkü bunu diyemezsek o zaman Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan 2,5 milyon domariyi nereye oturtturacağız? Samsun bölgesinde yaşayan lomlar var. Yani çingene kimliğinin alt kimliği olarak paşolar, lomlar, domlar gibi sınıflar var. Bu sınıfları oraya oturtturabilmemiz için çingene kimliğini kullanmamız dolayısıyla gerekiyor. Dolayısıyla genel olarak çingene demekte bir sakınca yok. Yok, ama şey tabii yani. Onun altını boşaltıp çok güzel bir şekilde tekrar süsleyip servis etmemiz gerekiyor. Çünkü çingene kimliği yıllardır toplumda çok farklı anlatılmış. Çocuk yaramazlık yapan, kadın yaramazlık yapan çocuğuna bile yaramazlık yapma, seni çingenelere veririm bilinçaltına yerleştikten sonra bunu biraz daha kurtarmak ve uzaklaştırmak zor oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bursa'da yaşayan romanlarla ilgili bilgi istedi valilikten. Valilikten şöyle bir yanıt verilmiş: bunların bir meslekleri yok, uyuşturucu ticareti ve hırsızlıkla geçiniyorlar. Valiliğin resmi evrakı bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ama bana göre çok talihsiz bir açıklama. Çünkü roman toplumunu yalnızca kapkaça, uyuşturucuya, hırsızlığa bağlarsanız Türkiye'de bulunan 5 ile 5,5 milyon civarındaki romana bu saygısızlık olur diye düşünüyorum. Her toplumda olduğu gibi hırsızlık yapan insanlar mevcut Laz'da, Kürt'te, farklı ırklarda da olabilir. Burada o anlamda devleti de sorgulamak lazım. Bir insan evine iş aşk getiremiyorsa, iş aşk getirebilmek için arayışlar içine girecektir. Söz konusu romanlarsa maalesef olmaması gereken, işte kamunun dilinin bence değişmesi gerekiyor. Romanlar bütün gün evlerinde göbek atmıyorlar. Romanlar bütün gün müzik yapmıyorlar. İşte biraz önce anlattık, kabahat cezası kesiliyor. İşte Sancaktepe'de gittim geçen gün. Yani inanılmaz bir savaş alanı gibi. Barakalarda yaşıyorlar, çocuklar okula gidemiyor. Oraya gelen sosyal hizmet uzmanı bile bir maskeyle dolaşma ihtiyacı duyuyor. Hani bu kadar hani derin bir yoksulluk yaşayan bir toplum. Siz televizyon kanalınızda 10 sene boyunca Yasemince'yi izler, Yasemince'de komiserim civanım tiplemesiyle hep bir romanı hırsız olarak empoze edildiğini görürseniz kendi kanalınıza temizlikçi olarak bir roman alır çalıştırır mısınız? Biz bunları değiştirmemiz, ön yargıyı topyekün değiştirmemiz lazım.